Babül haidi ma yahillu li zevciha min. Şimdi o bab bitti. Bu bab da heyizli bir kadın, heyiz zamanında kocasına o heyizli kadından helal olan nedir? Tabi kadına tekarrüp etmesi haram. Ayet-i kerimeyi de sabit. Yahudiler kadın heyiz oldu mu onu evden dışarı çıkarırlar, başka bir eve koyarlar. Ondan yemezler, içmezler, yaklaşmazlar ta heyizi bitip temizleninceye kadar. Fakat Hazreti Peygamber Efendimiz'in şeriatı onu ne saklıyor? Dedi ki yok. Bir kadın heyiz olmakla necis olmaz. Yalnız ona tekarrüp etmesi haram olur. Yoksa kocasıyla beraber yatar, kalkar. Yalnız kocası ona tekarrüp etmez. Evet. Helal nedir? Haiz olan kadından kocasına helal nedir? Haram nedir? Onu beyan edildi. Haddesen Ebu Bekret'e kâle akberene Ebu Davud kâle akberene Şu'betü en Mansuri en İbrahim yani Lesvet en Aişe'te kâle Hazreti Aişe radıyallahu anh'a'dan rivayet eylediler ki buyur ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Ne oldu? Ye'nuru emreder oldu. Kehtâna bizlerden birimize, yani Ezvac-ı Mütehharat'tan birimize, o da kendisi. En tettezire vehye haidun. Haiz oldu mi bir izar, fota kullanır, fota bağlıyor. Sümme yudâci'uha. Sonra Resulullah Efendimiz ondan sonra gelir onun yanında yatar. Yani çıplaket olmasın. Haiz olduğu vakıtta Resulullah Efendimiz emredermiş ki bir fota bağla. Fotayı bağladıktan sonra Resulullah Efendimiz gelir yanında yatarmış. Kâle şöbetü ve kâle merreten yubâsiruha. Yudâciuha yahut da yubâsiruha. İki rivayette var. İkisi de bir mana var. Haddesena Ali ibn-i Mâbet kâle haddesena Ya'la ibn-i Ubeyd kâle haddesena Hureyis ibn-i Amrin en-i Şâbiyye en-Mesruqin en-i Âişete kâle yine Hazreti Âişe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor ki buyurdular Rubbemâ bâşereniyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Çok kere Resulullah Efendimiz beni mübaşeret ederdi. Mübaşeret demek ki yani Resulullah Efendimiz ona sarılırdı. Ve ene haidun, ben de heyizli olurdum. Fevkel izar, izarın üzerinde. Yani Resulullah Efendimiz yatarmış ve onunla mübaşeret demek ki yani sarılmak manasına gelir, ötmek manasına gelir. Haddesena Rabi'ul Me'eddin kâle akberen Asedun kâle haddesena Esbâd وحدثنا محمد بن عمر بن يونس قال حدثنا إسباط بن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه يعني فالنس قدنلرنا مباشرة ذلك onlarla yatardı فوق الإزار فقط إزار فوقنده وهن حيض halbuki onlar da حيز günlerinde olurdular. Yani Yahudilerin dediği gibi حيز oldu mu hemen odana ayır, yatağına ayır, böyle bir şey yok. Yatağı ayırmaya lüzum yok. Aynı yatakta yeter. Yalnız kadın bir fota bağlayacak. Evet, etini kocasına değdirmeyecek. Hangi etini? Yani mehrem olan, evrat olan yerleri. Aşağıda izahı geliyor. Haddesena Yunus, kâle akberen ebni vehbin, kâle akbereni Yunus, velleys, an ibni şehabin, an habibin, mevla urbet ebni zübeyir, an nedve, kâle ebni vehbin, innelleyse yekûl, büdeyye, mevlâtu meymine. Nedbeden, Urvet ibn-i Zübeyir Nedbeden rivayet ediyor. İbn-i Vehb diyor ki Leys dedi ki Nedbe değil de Büdeyye'dir bu. Bu da Hazreti Meymune'nin bir cariyesidir diyor. O da en Meymune'te zevcin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in Ezvac-ı Mütahhara'tan Hazreti Meymune'den rivayet ediyor. Onun cariyesiymiş. Galip, Hazreti Meymune buyurdular ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yubâşirun mer'eten min nisâi, kadınlarından kadına mübaşeret ederdi ve yihâid, halbuki o kadın haiz idi. İzâ kâne aleyhâ izârun, eğer kadının üzerinde izar varsa, fotası varsa, öyle izar ki yebluğu ensâfel fehzeyni, butlarının yarısına kadar fota, fota budunun yarısına kadar, evvel rükbetin yahut da dizlerine kadar. Demek ki kadının bağlayacağı o fata ya dizlerine kadar yahut dizlerinden biraz yukarı. Yani oraya kadar tesettür ederse o vakitte Resulullah Efendimiz onunla beraber yatardı.
حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا الليث فذكر مثل ما ذكره ابن بهد عن الليث سبعا. ربيع المازن de aynen bu hadisi şerifi değişti, rivayet etti ve rivayet de aynı. قال أبو جعفر إمام الصحابة buyurdular ki فذهب قوم bir kavim zahip oldular ki إلى أن الحائضة حيزli bir kadın لا ينبغي لزوجها زوجنا جائز olmadı en yücamiha ona mübaşeret, buradaki mücamiyetten manası mübaşeret. Yani kadının yanına varıp onunla beraber yatması layık olmadı. İlla kezalik, illa bu şekilde. Kadın bir fota dizlerinden yukarı yapıp da biraz daha yukarıda olur. Ta beline kadar onu saracak. Ondan sonra kocası yanında yatabilecek. وَلَا يَطَّلِعُ مِنْهَا عَلَى اَوْرَةٍ. Fakat o kocası da o kadının evretine müttali olmayacak. Heyz zamanında haram. Ona bakması haram. Gerçi helalıdır. Heyz olmadığı vakitte bakabilirse de, fakat heyz olduğu vakitte bakması haram. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ بِفِعَلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذ۪ي ذَكَرْنَا. Ve bunlar da Resulullah Efendimiz'in bu fiiliyle ihticac eylediler. وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ اَبُوْ حَنِفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. İşte İmam Ebu Hanife de bunun da hüküm verdi. Yani bir adam ailesinin yanında yatabilir. Eğer onun bir fotosu var da evret mehallini setretmişti ki evret mehalli de burada nereye kadar? Diyor ki ya dizlerine kadar ya fahıslarının fahsının yarısına kadar. Budunun yarısına kadar. İşte bu Resulullah Efendimiz ezvacı müteharata yapmış olduğu muameleyi delil getirdiler ki onlardan örnek alınıyor. وَاَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ اِذَا بِمَا رُوْيَ مِنْ قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Şimdi burada Resulullah Efendimiz'in ezvac-ı müteharatla yapmış olduğu muamele, bu fiil, iş. Onun fiiliyle delil getirdiler. Biz de Resulullah Efendimiz'in kavli şerifiyle delil getirdiler. فَاِنَّهُ حَدَّسَنَا اِبْرَٰهِمُ اِبْنَ اَب۪ي دَوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا عَلِيُّ اِبْنُ الْجَعْبِ قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا أمر بن الخطاب بكان الثلاثة. عاصم بن عمرو الشامي 3 kişinin birisinden rivayet etti ki bu 3 kişi Hazreti Ömer'e gelmişler. بكان الثلاثة. Bunlar da 3 kişiydiler. Hazreti Ömer'e geldiler. فسألوه sordular Hazreti Ömer'e. Ma ne orucudur? لِرَّتُولِ erkek için, مِنْ اِمْرَاتِ kendi ailesinde. Yani hangi şey helaldir? اِذَا اَحْدَسَتْ o kadın yeni bir şey ihdas ettiyse, yeni bir şey ihdas ettiyse, يَعْنُونَ الْحَيْضِ yani heyiz gördüse, aybaşı olduysa, kocasına helal olan şey nedir? Ondan yemek yiyebilir mi, konuşabilir mi, öpebilir mi, sarılabilir mi, yatabilir mi? Bunu sordular. فقال سألتموني عن شيء. Hazreti Ömer dedi ki siz bana bir şeyden sordunuz ki ما سألني عنه أحد ondan hiçbir kimse bana sormadı. منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ben Peygamber Efendimiz'e bu meseleden sordum, öğrendim. İşte bu meseleyi öğrendikten sonra kimse gelip de bu meseleyi bana sormadılar. İşte siz geldiniz. Da o zamandan bu zamana kadar Hazreti Ömer'den kimse bunu sormamış. Fekale, Hazreti Ömer dedi ki lehu erkek için orucudur minha kendi ailesinden ma fevkel izar avret mehalline sarmış olduğu fotanın fevkünde olan şey orucudur. O da neden? Minet takdili öpmekten ve zanni yani kucaklamaktan ve la yettali ala ma tahtehu fakat izarın altına muttali olması caiz değil. Havretin kendine bakması caiz değildir. Ya, bu da kavul oldu. Hazreti Ömer Resulullah Efendimiz'den sormuş, o da böyle cevap veriyor. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Ebu Gassan, kâle haddesena İsrail, ve Nebi Sâken Asim ibn Amr'in el-Beceli, enne kavmen etev emar ebne uhattar. Asim ibn Amr diyor ki, yukarıki rivayeti de zaten yine Asim yaptı. Bu ne de? Fakat senetler değişiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh enne kavmen etev emar ebne uhattar fesaduhu. Bir kavim geldiler Hazreti Ömer'e, bu meseleden sordular. Sümme zekere mislehu. Eylem bunu zikreyledi. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Davud kâle haddesena el-Mes'udiyyü kâle haddesena Asim ibn Amr'in el-Beceliyyü
enne kavmen etev Ömer'e sünne zekere mislehum. Şimdi bu hadisi şerifi. Birinci kim rivayet eyledi? İbrahim ibn Davud. Öyle değil. İbrahim ibn Ebu Davud. İkincisini Fehd. Üçüncüsünü Ebu Bekre. Bunların senetleri geldi. Hepsi toplandılar ki Hazreti Ömer'den gelmiş sormuşlar. O da Resulullah Efendimiz'den öğrendikini onlara bildirmiş. Haddesena Fehd'i. قال أخبرنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم عن ابن عمرو عن عمير مولى لعمر عن عمر مثله evet عبد الله بن عمر حضرت عمرين كلسي عميردن رواية ديور evet o da حضرت عمردن رواية ديور evet أين مسألي وخالفهم في ذلك آخرين şimdi bu İmam-ı Azam'ın kavli. Ne dedi? Haizli bir kadının evet fotasının altına muttali olması haram. Fakat yukarı kısmı öpmesi, kucaklaması, vücudunun vücuduna değmesi hepsi halal. Yalnız diz kapaklarından yukarı evret mehline kadar buraya vücudunun değmesi de caiz değil, bakması da caiz değil. Bazıları buna muhalefet ettiler. Dediler ki yok. Ebu Hanife'nin dediği gibi değil. Ya mesele daha geniş. Ve halefen fi zalike aharun. Diğerleri bunlara muhalefet ettiler de kabul dediler ki la bâse bimâ fevkal izâri minhâ. O izarın fevkünde de beis yoktur. Ve mâ tehtel izâri izarın altında da beis yoktur. İzeçtenebe mevâde addem. Kanın çıktığı yerden ihtiras ettikten sonra beis yoktur. Yani yalnız avret-i galize manası ki kanın çıktığı yer oraya temas etmek o haramdır. Ama diğer yerlerinde ister izarın altı olsun ister izarın üstü olsun helaldir dediler. Ve kâlu dediler ki emmâ mâ zekertin mi fe'le Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Peygamber Efendimiz'den zikrettiğiniz şeye gelince felâ hüccete lekum fî zâlik. Bunda sizin için hüccet yoktur. لَأَنَّا نَحْنُ لَا نِنْكُرْ Biz inkar etmiyoruz ki اَنَّ لِزَوْجِ الْحَائِدِ Hayızlı bir kadının zevci için orucudur. مِنْهَا O kadından مَا فَوْكَ الْاِزَارِ İzarın fevkünden istimta etmesi. Bunu biz inkar etmiyoruz ki siz buna delil getiriyorsunuz. فَيَكُونُ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً عَلَيْنَا Hatta bu hadis فَيَكُونَ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةً عَلَيْنَا Bu hadis bizim aleyhimize hüccet olarak bu böyle değil. Biz zaten biz de sizinle beraber müttefikiz. İzarın yukarısından bizden aşağısından istimta caiz. Bunda siz biz müttefikiz. Fakat iş dizleri arasıyla esas evretin galize mehallesi arası kaldı. Ve halefem fî zâlike âharûn. Bu birinci kavle sahip olanlara ulemanın bazıları muhalefet ettiler. Fakat dediler ki la be'se be'is olmadı zimna fevke dizârim kadının heyiz günlerinde izarın fevkünden temettüde beis olmadı ve ma tahta izar izarın altından temettüde de beis olmadı izeçten eben mevadi addem kanın çıktığı mevziyede iştinab ederse demek bunlara göre daha mesele geniş yukarıki mezhep İmam-ı Ebu Hanife'nin mezhebi değil miydi? Evet, kotanın yani hulase diz kapağından göbeğine kadar heyizli bir kadının etine dokunması caiz değil. İmam-ı Hanife'nin bu şey. Evet. Yukarı aşağısı helal. Yalnız sonradan bu kavli getiriyor. Bu da İmam Muhammed'in kavli. Bunda diyor ki esas mehalli avret yani cima haramdır. Ötekiler haram değildir diye. Her ikisinin delillerini zikrettikten sonra evvela İmam Muhammed'in fikrine sahip oluyor. Diyor ki ben de bununla hükmediyorum. Sonradan da diyor ki ben bundan sonra tetebbü ettim İmam Ebu Hanife'yi haklı gördüm diyor. İmam Ebu Hanife'nin delili de akıllı. Tetebbü ideye de evvela İmam Muhammed'de olmuş sonradan da İmam Ebu Hanife'yle olmuş. Beyan ediyordum. Yoksa o şeyde, gelecek derste ben yanlış mı söyledim, burada mı olur? Evet. Ve kalu, emma ma zekertu min fe'le Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem.
sizin Peygamber Efendimiz'in fiilinden zikrettiğiniz ve la hüccete lekum fî zâlik, bunda sizin için hüccet yoktur. Ezvaç-ı Mütahharat'la rivayet ediyorlar ki biz heyet olduğumuz vakitte Resulullah Efendimiz bir izar kullanır. İzar yani diz kapağından beline kadar, yani göbeğinden diz kapağına kadar bağlandığı şeyi izar derler. Bunu emrederdi. Bu Peygamber Efendimiz'in fiiliydi. Böyle emretti. Bunu rivayet ettiniz fakat bunda bizim aleyhimize delil yoktur dediler. لَاَنَّا نَحْنُ biz la nünkirü inkar etmiyoruz ki enleri zevcil hayır. Heyizli bir kadının zevci için olucudur minha o kadında مَا فَوْقَ الْاِزَارِ İzarın mafıkından temettü olucudur. Biz bunu inkar etmiyoruz. Siz diyorsunuz ki göbekten yukarı, diz kapağından aşağı helaldir kocasına. Biz de bunu inkar etmiyoruz. Biz de bunu diyoruz. Sizin getirdiğiniz delil bizim aleyhimize değildir. Hatta feyekûn hatta ula hâdel hadîsü bu hadîs hüccetin aleyhine bizim aleyhimize hüccet olur. Bu bizim aleyhimize hüccet değildir. Ya kimin aleyhine hüccettir? Heyizli bir kadının göbekten yukarı, diz kapağından aşağıda etine dokunulmaz diyenler varsa onların aleyhine hüccettir. Ve kalu dediler ki ben nehnu nekul, belki biz diyoruz ki lehu o adam için olucudur. Minha ailesinden. Ma fevkel izar ve ma tahtın. İzarın ma fevki ve izarın ma tahtından temettü olucudur. İzeştenebe mevadi'addem, kanın çıktığı mevzide iştinab ettiği takdirde. Kemalehu an yef'ale zalik, nitekim bunu yaptığı gibi kable hudusil hayz. Hayzin hudusundan evvel ailesinden bu gibi temettü yaptığı gibi hayz zamanında da temettü yapar. Yalnız bu ikinci kavle göre yani tekarrub etmek harap. Ve innemâ zâlikel hadis, bu sizin getirmiş olduğunuz hadis. Hüccetün alâ men, bir kimsenin aleyhine hüccettir ki enkere inkar etti ki enneli zevcil haidi minha, enneli zevcil haidi hayizli bir kadının zevci için olucudur. Minha o kadından ma fevkel izar, izarın ma fevkünden temettü olucudur. Fe emmâ men ebâhe zâlike lehu, bir adam ki evet bunu o kocasına mübah kıldı. فَإِنَّ هَذَا الْحَد۪يثِ bu hadis neyse bir hüccetin aleyh, onun üzerine hüccet değildir. Yani مَا فَوْكَ الْاِسَارِ siz de mi vahkılıyorsunuz, biz de mi vahkılıyoruz, onların aleyhine hüccet olmaz. Ya ihtilafımız burada değil diyor. وَعَلَيْكُمُ الْبُرْهَانُ بَعْدُ bundan sonra sizin üzerinize delil lazımdır. لِقَوْلُكُمْ sizin kendi kavlunuza ki اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْهَا اِلَّا ذَلِكُ heyizli bir kadından temettü yalnız göbekten yukarı dizden aşağı temettü eder. Ama bu arada ki olan mesafeden istimta edemez diye siz delil getirin diyor. Biz helaldir diyoruz, siz haramdır diyorsunuz, delil getirin. Fakat rüyen Aişe radıyallahu anha fiyatı. Hazreti Aişe'den bu hususta rivayet edildi. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ma bir hadis ki يُوَافِكُ مَا ذَهَبْنَا اِلَيْهِ نَحْنُ bizim zahip olduğumuz mezhebe muvafık hadis var. Yani izarın altındaki kısımdan da temettü edebilir. وَيُخَالِفُ مَا ذَهَبْتُمْ ve Hazreti Aişe'den gelen rivayet sizin zahip olduğunuza da muhaliftir. Evet. مَا ذَهَبْتُمْ اَنْتُمْ اِلَيْهِ sizin ona zahip olduğunuza da muhaliftir. وَهِيَ حَلْبُكَ Hazreti Aişe اَحَدُ مَنْ bir şu kimselerin birisidir ki raveytum anha siz Hazreti Aişe'den rivayet eylediniz. O da neden? Mimma kâne yef'alu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in işlediğinden bi nisaihi kadınlarına izahidne haiz oldukları vakitte neyi zikreylediniz? Mâ zekertum min zâlik işte bu zikretinizde. Yani Hazreti Aişe'den siz rivayet ediyoruz diyor, ettiniz ki Hazreti Aişe buyurdu ki birimiz ezvaç-ı mütahharattan birisi heyiz olduğu vakitte Resulullah Efendimiz izar kullanın diye bu hadisi siz rivayet ettiniz. Halbuki Hazreti Aişe'den buna muhalif olan bir rivayet daha var. Evet. O da hangi hadis? Haddesena Fehd. Kal haddesena Ahmed ibn Yunus. Kal haddesena Züheyr.
قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قال Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyurdular ki Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Yübâşirunî bana mübaşeret ederdi. Yani eti etime değerdi. Ve ene fî şiârim vâhidin. Halbuki ben bir ince perdenin içindeydim. Şiar üzerine vücuduna temas eden bir çarşaf gibi bir şey, ince bir şey. Ben yalnız başka bir şey yok. Bunun altında yatarken Resulullah Efendimiz de benim yanımda yatardı. Ve ene haydun, ben de heyzliydim. Velakinnehu kâne, lakin Resulullah Efendimiz oldu. Emlekeküm, sizin hepinizden daha ziyade malik olur oldu. Li erebihi hacetine. Hacetine yani şehvetine sizin hepinizden ziyade malik idi. Ev emleke li erebihi. Emlekeküm dedi yahut emleke dedi. Fark etmez. Li arabihi hacetine. Fahada bu ala ennehu kâne yubâşiruha. İşte Hazreti Ayşe'nin bu rivayetinde diyor ki Resulullah Efendimiz Hazreti Ayşe'ye mübaşeret ederdi. Fî izârin vâhidin, bir izarda. Fî zâlike, bunda olucudur. İbâhetu mâ tehtel izâr. İzârın tehtinin mübah olduğuna işarettir. Niye? Hazreti Ayşe radıyallahu teâlâ anha bir ince perde almış, üzerine örtmüş. Hazreti Peygamber Efendimiz de o izarın altına gidiyor. Onunla beraber yatıyor. Eti etini de gör. Sizin dediğiniz doğru olsa Hazreti Ayşe'nin izarı yok. İzar bağlamamış. Halbuki bunu Hazreti Ayşe'den izar bağlayın diye siz rivayet ettiniz. Bu hadis ona muhalif geldi. Taarruz etti hadisler. فَلَمَّا جَاهَدَ عَنْهَا وَقْتَكَ Hazreti Ayşe'den bu rivayet geldi. وَقَدْ جَاءَنْهَا Hazreti Ayşe'den yine geldi ki اَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهَا رَسُولُ اللّٰهِ فَنْمِسَ Hazreti Ayşe'ye emrederdi اَنْ تَبْتَزِلَ Fota bağlayın. Bu ikisi de geldi. Evet, bağlaya da sünne-i başiraha. Sonra onun yanında yapmış ola كَانَ هَذَا عِنْدَنَا Öyleyse bu bizim indimizde oldu عَلَى اَنَّهُ Şu manaya oldu ki كَانَ يَسْعَلُ هَكَذَا مَرَّةً Peygamber Efendimiz bazen böyle yapardı. Ve herkese merreten bazen de böyle yapardı. Bazen Esvaç-ı Müteharat'a izar kullanın, fota bağlayın derdi. Bazen de demezdi. Ve fî zâlike, öyleyse bu iki rivayette olucudu. İbâhatü mâneyeyni cemî'an. Her iki mânanın da mübah olduğuna işaret olucudu. Bizim indimizde budur. Demek Hazreti Ayşe'den iki rivayet gelince ikisi de caiz oldu. وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ غَيْرَ هَذَا الْوَجْهِ Bu vecihten başka terikle, yani Hazreti Ayşe'nin teriki değil de başka bir terikten de Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi. مَا يُوَافِقُ هَذَا الْقَوْلِ Bu kavle muvafık olan bir hadis rivayet olundu. اَلَّذ۪ي اَوْلَ كَوْلْ كِسْ سَحَّحْنَا عَلَيْهِ حَدِيسِ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ayşe'nin iki hadisini biz birleştirdik, bir mana verdik ya, ona muvafık bir mana başka bir terkle geldi. Kim için? Lillezine zekerna. Şu bir kimseler için zikrettik. O muvafık olan hadis de neymiş? Haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Kale haddesena Ebu Velid-i Tayalisiyyü. Kale haddesena Hammad ibn Selim. An Sabitin an Enes'in. Ennel Yehud kanu la yekulun. Yahudiler yemezdiler. Ve la yeşrebûne içmezdiler. Ve la yek'udûne oturmazdılar. Me'al hüyyedi haiz olan kadınlarla beraber fi beytin bir evde. Bir kadın haiz oldu mu daha onun odasına ne girerler, ne onunla otururlar, ne onunla yemek yerler, ne de onunla su içerler. Bu ayrı kalır. Ta haizden tamam buluncaya kadar. Yahudiler böyle yapardılar. Fezükire zâlik linnedîbi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Peygamber Efendimiz'e söylediler. فَاَنْزَلَ azze ve celle. Bunun üzerine Allahu Teala şu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. اِسْلَعُوا بِاللّٰهِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ اَذَنْ فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَيَسْأَلُونَكَ حَب۪يبِمْ Sana sorarlar. Neden? اَنِ الْمَحِيطِ حَيْزْلِ Kadından sorarlar. قُلْ sendeki huve o hayz اَذَنْ bir eziyettir, bir hastalıktır. فَاَتَزِلُوا النِّسَاءَ Siz kadınlardan iatizal edin.
fil mahide hayız günlerinde. Bu ayet-i kerime bunun üzerine nazil oldu. Peki i'tizal edin ne manaya? İ'tizal edin, yemeyin, içmeyin, onlarından oturmayın, bu manaya mı? Yok. Yani şeriat döşegine gitmeyin. Yoksa yemek, içmek, oturmak değil. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki bu ayet-i kerime üzerine, isne'u kulle şeyi, siz ailelerinizde her şeyi işleyin, ma halel cima, cimadan başka her şeyi işleyin, yani yiyin, için, oturun, mübaşeret edin. Fefi hadel hadis, bu hadiste olucudur ki ennehum kânû, onlar oldular, kudbihû minel haidi kulle şeyin minha, haizden her şeyi mübah kılar oldular, gayre cimaiha hasse, yalnız cima değil, o haram. Ve zalik, bu da alâ cima'il ferci, fercin cima'ınadır. Dûne mâ sivâhu, başka yerlerine değil. Haram olan fercin cima'ı. Ve gadruvye hâzel kavlu bi'aynihi, bu kavl ayniyle rivayet edildi. Yani Âişe radıyallahu teâlâ anha, Hazreti Âişe'den de aynen bu rivayet rivayet edildi. Şimdi yukarıdaki Hazreti Enes'te rivayet edilmişti. Fakat bu manada Hazreti Âişe radıyallahu anha'dan da rivayet var. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة برضا حضرت عائشة يسود وطلم نقص يسود حضرت عائشة neden sordu ما يحل للرجل من امرأته bir adama ailesinden neler helal olur? اِذَا كَانَتْ حَائِدًا bu ailesi hayızlı olursa ne gibi şeyler kocasına helal olur. فَقَالَتْ Hazreti Âişe dedi ki كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا فَرْجِهَا her şey helal olur, illa ferci helal olmaz. حَدَّسَنَا ابْنَ اَبِي دَاوُدْ قَالَ اَخْبَرَنَا عَمْرُ بْنَ خَالِدْ قَالَ حَدَّسَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ اَنْ اَيُّوبْ اَنْ اَبِي مَعْشَرْ اَنْ اِبْرَاهِيمْ اَنْ مَسْلُوكٍ اَنْ عَائِشَةَ مِنْ سِدَالِ Hazreti Ayşe'den bu rivayeti İbn Ebi Davud da rivayet eyledi. Haddesena Rabi'ul Mu'azzin kâle haddesena Şuayb ibn Leys kâle haddesena Leys an Bukeyrin an Ebi Murra Mevla Akilin an Hakim ibn İkab kâle se'eltu Ayşe'te. Hakim ibn İkab dedi ki ben Hazreti Ayşe'ye sordum. Mâ yahrum aleyye min imreati, ailemden bana benim üzerime haram olan şey nedir diye Hazreti Ayşe'ye sordum. İza hadet, heyiz gördüğü vakitte. Halet Hazreti Âişe buyurdu ki, haram olan şey fercüha, onun fercidir. Yani cima etmek haramdır, bir de başka şeyler haram değildir. Ve hâde ve çuhâdel bab, işte bu babın veçhi budur. Min terriki tasfihi me'anil âthar, hadislerin manalarını tesih yolunda bu budur işte. Bu hususta varid olan hadislerin hepsini getirdik ve tasih ettik. Hulasa, birinci kavle göre göbeğinden diz kapağına kadar kadının etine de değmek haram. İkinci kavle göre hayır, hepsi helal, yalnız mücamaat etmek haram. Şimdi kıyasa geldi. Diyor ki ve emmâ ve çûmin tarifin nazar. Kıyas tarifine gelince fe innâ reynel mer'ete, biz kadını gördük. Kable en tahide, hayiz görmesen evvel. Li zevciha, o kadının zevci için orucudur. En yücamiha fi ferciha, ona tekarrüb etmek, mücamaat etmek kocasının hakkıdır, caizdir. Ve lehu minha ma fevke lizar ve ma tahte lizareyda, izarın fevku olsun, izarın aşağısı olsun, izarın altı olsun, hepsi kocasına helaldir. Heyiz görmediği vakitte. Sümme izahadet. Heyiz gördüğü vakitte ise harum aleyhim cima'u fi ferciha, cima ona haram kılındı. Ve hallalehu minha, o kadından kocasına helal oldu. Ma fevkel izar, izarın ma fevki, yani göbekten yukarı, bizden aşağı helal oldu. İttifakıyım. Ulemanın ittifakıyla bunda ihtilaf yok. Ve ihtilafu, ihtilaf ettiler ulema. Fîmâ tehtel izar, ala mâ zikâdî. Göbekten aşağı, dizden yukarı olan kısımda ihtilaf ettiler. Fe ebâhehu bâdurum. Ulemanın bâsi bunu mübah kıldı. فَجَعَلَا حُكْمَهُ bunun hükmünü kıldı. حُكْمَ مَا فَوْكَ الْاِزَارِ göbekten yukarı nasıl olsa, evet, göbekten aşağıda öyledir dediler.
Bu bunun hükmündedir. Ve mena minhum bazıhum. Bazıları da bunu men ettiler. Feceale bu ikinci bazı kıldı hükmehu. Bunun hükmünü hükmen cimai fil fard. Nasıl heyizli bir kadına cima etmek haramsa, göbekten aşağı dizden yukarı olan kısımlarını elde değdirmek haramdır dediler. İhtilaf ettiler. فَلَمَّ اَخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ Vaktaki ulema bu meselede ihtilaf ettiler. İhtilaf olan ne? Göbekten aşağı, dizden yukarı olan kısımda. وَجَبَ النَّظَرِ Öyleyse kıyas vacip oldu. Yani arayıp bulmak ki bunu bir meseleye kıyas edip meseleyi halletmek vacip oldu. Ki لِنَعْلَمَ biz bilelim ki اَيُّ الْوَجْهَيْنِ bu iki veçhin hangisi هُوَ اُوَاَشْبَهُ بِهِ hangisi daha eşbehtir? Yani bu iki veçhin şimdi izarın tehdi, izarın ma fevkune mi eşbehtir yoksa fevce mi eşbehtir? Hangisine yakındır? فَيُحْكَمَ لَهُ بِحُكْمِهِ o vakitte onun hükmünü verelim. Yani araştıracağız, bakacağız ki göbekten aşağı, dizden yukarı olan kısım bu ferce mi daha yakındır yoksa göbekten yukarı olan kısma mı yakındır? Eğer göbekten olan kısma yakınsa haram. Yok, göbekten yukarı olan kısma benzemiyor da ferce benziyorsa haram. Bunu araştıracağız, bakacağız. Fara'yına biz gördük. El-cima'atil ferç. Ferçte cima'yı gördük. Yucibül had. Haddi mucib olur. Yani yabancı bir kadına cima ise ona had lazım demek. Had neydi? Zinada eğer başında nikah geçmemişse rejim edilecek. Taşlanacak, taşını öldürülecek. Yok, başında nikah geçmişse. Nikah geçmemişse bekar bir adam ise ona da 100 değnek vurulacak. Vel mihir. Mihir de vacip olur. Ki mesela adam evlendi. Evlendi, zifaf oldu. Zifaf oldu mi tamam mihir lazım gelir. Eğer zifaftan evvel, duhuldan evvel talak verirse mehrinin yarısını verir. Yok. Duhuldan sonra olursa mehrinin tamamını verir. Vel gusül. Bir de gusül lazım gelir. Mücemmet edene gusül lazım gelir. Peki bu ferce cimâin hükmü. وَرَيْنَ الْجِمَاءَ فِي مَا سِوَ الْفَرْجِ Fercin gayrisine cimâ ederse, kadının koltuğuna yahut da butuna başka bir şeye avret mehallini sürer de ondan insan vakı olursa la yucibu min zâlike şeyen. Bundan bir şey lazım gelmez. Ne had lazım gelir, ne mihir lazım gelir. Yalnız meni nasıl olursa usul lazım gelir. Meni nasıl olmazsa usul de lazım gelmez. Ve yestevî fî zâlik. Bunda müsavidir. Hükmü mâ fevke lizâr ve mâ tahte lizâr. İzârın fevkiyle tahte burada müsavidir. Yani o adam isterse belden yukarı, istersen belden aşağı, kendi avret mehallini kadının etine, buduna sürse, bu bir mehri mucib olur mu? Yok. Haddi mucib olur mu? Yok. Meni lazım olursa, olmazsa usul lazım gelir mi? Yok. Öyleyse fesebete bima zekerine bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu ki enne hükme ma tahtel izar izarın tahtinin hükmü eşbehu bima fevkel izar izarın fevkunda onuna daha eşbehtir minhu bundan bil cima cima'a benzemeden ise ma fevkel izarı daha meşbehtir cima'da nereye fikret yani kim ferce cima'dan ise İzarın fevkünde göbekten yukarı olan kısmı daha ziyade müşabihati var. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ Buna kıyasen اَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ Böylece ola huve bu fi hükmün haidi haizin hükmünde de böyle ola. فَيَكُونَ حُكْمُهُ Öyleyse onun hükmü olur. حُكْمَ الْجِمَا فَوْكَ الْاِزَار İzarın fevkündeki cima'ın hükmünde olur. La hükmü cimâ'yı fil ferç, ferçin, ferce cimâ'ın hükmünde olmaz. Evet. Burada kıyası bitiriyor. Yani kadının dizden yukarı, belden aşağı olan kısımlarında haiz olmasa bile bir yabancı bir kadınla böyle bir muamele yapsa haddi mucib olmaz. Öyleyse haizli kadına da böyle. Gusli mucib olmaz. Yani, eğer meni nazır olmamışsa ve haramda değildir. Bu kıyası böyle yaptı. Bu hâdâ kavlu Muhammed bin'ül Hasan, kavlu Muhammed bin'ül Hasan rahmetullah aleyhi ve bilâhî. İmam Muhammed'in kavli de budur ve biz bununla alırız dedi İmam-ı Sahâbî.
Kale Ebu Cafer radıyallahu anh, İmam-ı Tahavi diyor ki sümme nazartu ba'de zâlik fi hâzel bab. Bu baba bu meseleyi yazdıktan sonra nazar ettim. Ve fi tasihil âfâri fi, bu eserleri bu beheste tasih ettikten sonra ben nazar ettim, araştırdım. Fe izâhiye, baktım ki bulduğum eserler tedullu ala ma zehebiyle Ebu Hanife rahmetullahi. Sonradan bulduğum eserler baktım ki İmam Ebu Hanife'nin dediğine delalet ediyor. La ala ma zehebiyle İmam Muhammed'in dediğine değil. Şimdi burada İmam Muhammed'in beraber oldu. Dedi ki bu eserler bunu gösteriyor. Kıyas da onu teyit ediyor. Fakat sonradan ben araştırdım. Başka hadisler buldum ki onlar İmam Ebu Hanife'nin dediğini teyit ediyor. Söz İmam Ebu Hanife'nin dediği gibi. Nasıl bulmuş? Diyor ki وَذَالِكْ اَنَّا وَجَدْنَاهَ عَلَى ثَلَاسَةً رَعَى. Biz bunu üç nevi üzerine bulduk. Bu kadına mübaşeret meselesini kaç şekil üzerine bulmuş? Üç. فَنَوْعٌ مِنْهَا. Ondan bir nevi ma bir şeydir ki ruhiyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki ennehu kâne yubâşiru nisâehu, kadınlarına mübaşeret ederdi. Vuhunne huyyet, onlar da hayizli zamanlarında idi. Fevkel izâr, izârın fevkuna. Felem yikun fî zâlike, bunda olmadı. Delilün delil olmadı. Alâ men il muhidi. Evet, hayizli kadının men ene mine mübaşeret, ona mübaşeretten meni olmadı. Tehtel izâr, izârın tehtildi. لِمَا قَدْ سَكَرْنَهُ فِي مَوْدِهِ مِنْ هَذَا الْبَبْ. Burada yerinde biz Hazreti Ayşe diyor ki hiç izarsız ben çıplak vücudumla bir ince çarşafın altında yatardım. Peygamber Efendimiz de benimle yatardı. Demek ki bazen öyle olurmuş, bazen öyle olurmuş. Öyleyse Ezvac-ı Mütehharat'ın izar bağlamalarında bir delil yok. İzarın, yani göbekten aşağısının haram olduğuna. وَنَمُنْ آخَرْ دِكَرْ بِي نَوَيَدَ مِنْهَا بُنْدَمْ وَهُوَ مَا رَوَى عُمَيْرٌ مَوْلَى عُمَرٍ. Hazreti Ömer'in kölesi Ümeyr'in rivayet ettiğidir. Hazreti Ömer'den, o da kimden? Ömer radıyallahu ta'ala Hazreti Ömer'den rivayet ettiğidir. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala ma zikrinahu fî mevdiyen. Yukarıda mevziinde zikretti ki Hazreti Ömer ne dedi? Tekarrub etmeyin. O neydi? Hazreti Ömer'e sordular, dedi ki lehu ma fevkel izar, göbekten yukarı senin hakkındır ailenden ama göbekten aşağısına diyemezsin. İkincisi de bu. Fekâne fî zâlike delîlün. Bu Hazreti Ömer'den rivayet edilen hadiste delil olucudur. Alel men'i min cimâil huyyedi tahtel izar. İzarın altında kadınlara mübaşeretin, burada cimâ'da murat mübaşeret. Mübaşeretin men'i. Yani göbekten aşağı olan kısmına da el değmesi yahut senin vücudun onun vücuduna değmesi haramdır. لَاَنَّمَا ف۪يهِ Ol bir şey ki bunda orucudur min kelami Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Peygamber Efendimiz'in kelamından ve zikrihi ma fevkel izar gibi Resulullah Efendimiz ma fevkel izar dediği bunda orucudur. Delil orucudur. فَإِنَّمَا هُوَ جَوَابٍ لِسُؤَالِ عَمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ اِيَّهُ. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh sual etti. Peygamber Efendimiz de ona cevap verdi. Hani yukarıda geçti, birisi dedi ben Hazreti Ömer'den, üç kişi gitti Hazreti Ömer'den bu meseleyi sordular. Hazreti Ömer dedi ki bu meseleyi ben Resulullah Efendimiz'den sordum. O zamandan beri kimse gelip de bu suali bana sormadıydı. İşte siz geldiniz. İşte o Resulullah Efendimiz'e sorduğunda buyurmuş ki malir reculi min imraatihi, ya Resulallah bir adama ne orucudur min imraatihi, kendi ailesinden. İza kanet haydan, kadın heyizli ise onda ne gibi bir şeylerle temettü eder, istimta eder. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e cevaben dedi ki lehu ma fevkel izar, lehu kocası için orucudur ma fevkel izar, izarın ma fevki yani göbekten yukarı. فَكَانَ ذَٰلِكْ Bu oldu. Cevabe sualihi. Hazreti Ömer'in sualının cevabı oldu. لَا نُقْصَانَ ف۪يهِ وَلَا تَقْصِيرٍ Bunda nuksan ve taksir de yok. Öyleyse bu da ikincisi. Bu ikinciye göre dizden yukarı göbekten aşağı heyizli bir kadının etini el değdirmesi haram.
Birinci rivayete göre delil yok. Hazreti Ayşe'den iki türlü rivayet var. Öyle de olur, öyle de olur. Fakat bu ikinci neve de haram. Ve nev'ül ahir. Diğer bir neve de vardır ki ma huve. Ve nev'ül ahir nedir? Ma huve nedir o? Ma ul bir şeydir ki ruvya'n Enes'in radıyallahu teala anh. Hazreti Enes'den rivayet edildi. Elâ mâ kad zekir mehvan Hazreti Ömer'den zikrettiğimiz gibi. Fezâlike mübihûf. Hazreti Enes'ten gelen rivayet ise mübah kılıcıdır. لِيْتِيَانِ الْحُيَّدِ دُونَ الْفَرْجِ وَاِنْكَانَ تَحْتَ لِزَا Hayızlı bir kadına cima etme de ne yaparsan yap hepsi caiz. Yani cima haram. Diğer şeyleri tutması, öpmesi, sıkması hepsi haram. Üç rivayet var. Birisi mübah kılıyor. Birisi hiç mübah kılıyor. Birisi de bazen öyle bazen öyle. فَاَرَدْنَا اَنَّنْزُرُ Öyleyse biz murad ettik ki nazar edelim. اَيُّهَا ذَيْنِ النَّوْعِي Bu nevelerden hangisi teakhara en sahibi sahibinden teakhur etti feneceâlehu biz onu kılalım nâsıhan lehu öteki sahibininkini nâsık kılalım. Öyle ya bu üç türlü rivayet var. Hazreti Ayşe'den bir, Hazreti Ömer'den iki, Hazreti Enes'ten üç. Bunlara bakacağız ki hangisi sonra gelmişse evvelkilerini neshetmiş sayısını. Çünkü Resulullah Efendimiz'den gelen rivayetlerin birbirine taarruz ederse en sonuncusu alınır, ötekiler evvelkiler mensup sayılır. Şimdi bunu araştıracağız. فَنَزَلْنَا فِي ذَلِكْ Biz buna nazar ettik. فَاِذَنْ حَد۪يسُ اَنَسْ Biz Hazreti Enes'in hadisi ki mübah kılıcı olan hadisi. فِيهِ اِخْبَارٌ Baktık ki onun hadisinde haber vardır. اَمَّا كَانَتِ الْيَهُودُ عَلِيْهِ Yahudiler ne şekilde muamele ediyorlarmış Hazreti Enes'in rivayetinde bu var. Hazreti Enes diyor ki Yahudiler heyzi olan bir kadını bir odaya kapatırdılar. Onunla yemek yemezdiler, su içmezdiler. Onun yanında girip oturmazdılar. Ta heyzden çıkıncaya kadar böyle münferit bir halde kalırdı. Yahudilerin işi adeti buydu. Bunu haber veriyor. وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz de olduydı, yuhibbu sever olduydı. مُوَافَقَةِ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitaba muvafık bir harekette bulunmayı severdi. Nerede? Fî mâ lem yu'mer fîhî bihilâfihî. Ehli kitaba muhalefet et diye Cenab-ı Hakk'ın emri gelmezse bu vakitte ehli kitabın yaptığı gibi yapmayı severdi. Niye onlara Tevrat İncil'inmiş ya? Eğer muhalefet yoksa öyleyse muhakkak ya Tevrat'tan ya İncil'den alınmıştır diye onların gibi yapmasını isterdi, arzu ederdi. قَدْ رَوَيْنَا ذَٰلِكِ Biz bunu rivayet eyledik. Ali bin Abbas'ın radıyallahu anhuma Abdullah bin Abbas'tan rivayet eyledik ki vehiy gelmeyen yerlerde Peygamber Efendimiz ehli kitaba muvafık amel etmeyi severdi. Nerede rivayet eyledik? فِي كِتَابِ الْجَنَائِسِ Cenayiste. Kitab-ı Cenayiste. وَكَذَٰلِكَ اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَلَى فِي قَوْلِهِ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de Kur'an'da böyle emretti. Ne buyurdu? اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ اُولَٰئِكَ شُرْ bir kimseler اَلَّذ۪ينَ öyle kimseler ki هَدَ اللّٰهُ Cenab-ı Hak onları hidayet etti. Onlara kitap verdi. فَبِهُدَاهُمْ onlara vermiş oldukları kitaba hidayetlerine اِقْتَدِهْ sen de onları iktida etti. Cenab-ı Hak da yani sana vehiy gelmezse onlara muhalefetle emrolmazsa onların hidayetine tabi ol. Onun için Resulullah Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiğinde nereye doğru namaz kılardı? Kudüs'e. Niye? Ehli kitap Kudüs'e kılardı. O da bu ayet-i kerime mucibince Kudüs'e kılardı. Fakat kalbinden de geçerdi ki acaba Cenab-ı Hak kıblamızı Kabe'ye çevirse ne olur? Ne ayet? Emir geldi. Ayet-i kerimede var ya فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Çünkü Peygamber Efendimiz'in kalbinden geçerdi. İşte Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de sebep hal gidecek. Ondan sonra kıble Kabe'ye döndü. Döndüğü gibi terk etti. Daha Kudüs'e kılmadı. Ya Mekke'de nasıl namaz kılardı? Mekke'de altın oğluğun ters tarafı var ya, Mekam-ı Hanbeli derler. O Mekam-ı Hanbeli'de dururdu. Yani Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved'in arasında orada dururdu ki orada namaz kılarken hem Beytullah'a kılmış oluyor hem de Kudüs'e doğru. Yani iki kıbleyi cem ederdi. Orada öyle kılardı. Medine-i Münevvere'ye gelince imkanı yok. Biri arkada kalıyor, biri önde. Bu sefer Kudüs'e doğru kıldı. Ta kıble
Mekke-i Mükerreme'ye tebdil oluncaya kadar. Şu halda ehli kitabın, asıl onlarda kitap var, gerçi tebdil tahrif edilmiş ama fakat bazı ahkamlar kalmış. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden bir nehi gelmedikçe Peygamber Efendimiz onların hükmü gibi hüküm yapmasını severdi. Aşura'da da böyle oldu. Geldi buraya, baktı ki Yahudiler 10 gün oruç tutuyorlar. Dedi ki Aşura'yı öyleyse farz kıldım ben, oruç tutun. Eshab-ı kiram Muharrem'in birinden onuna kadar oruç tutardılar. Ve onlara farz dedi. Sonra فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرِ شَهْفَ مَذَانِ الَّذِينَ زِلَفِيهِ الْقُرَانِ. Bu ayet-i kerimeler nazil olup da oruç farz olunca Ramazan, Resulullah Efendimiz dedi ki daha onlara muvaffakat etmeyin. Çünkü Ramazan farz edildi, Muharrem'in orucu neshedildi. Yalnız o gün arzu ederlerse Aşura gününü bir gün evvel dussun, onlara benzemesin diye bir gün evvel Aşura günüyle dussun. O da yani müstehap olarak, farz olarak değil de. فَكَانَ عَلَيْهِ Peygamber Efendimiz'in üzerine olduk اِتِّبَاءُ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الْاَنْبِيَا Enbiyalardan geçmiş kimselere ittiba Peygamber Efendimiz'e vacip oldu. Hatta yuhdise lehu, hatta Cenab-ı Hak onu ihdas ede şeriaten bir şeriat ki tensahu şeriatehu. Evet, peygamberlerin şeriatını nesheder. Bir şeriat gelinceye kadar Peygamber Efendimiz'e vacip idi. Evvelki peygamberlerin şeriatine tabi olmak. Fekâne oldu. Ellezî ol bir şey ki nesheha mâ kânetil yehûdu aleyh. Yahudilerin o işi üzerine olduklarının neshi oldu. Min istinâbi kelâmil hâidi ve muâkeletihâ ve l-iştimâimâhâ fî beyti. Yahudiler haiz bir kadında konuşmazlar, onunla yemek yemezler, onunla bir yerde oturmazlar. Buni nesh edici bir hüküm oldu. Neymiş o? Huve mâ huve fî hadîs Enes'in radıyallahu anh. İşte Hazreti Enes'in hadisinde oldu. Ayet-i kerimede neydi ayet-i kerime? وَيَسْأَلُونَكَ عَلِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذَنْ فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءِ Bunun üzerine Peygamber Efendimiz dedi ki kadınlara cima etmeyin de diğer her şeyi yapın. Yani konuşun, yiyin, için, beraber oturun, beraber yatın, beraber kalkın. Yalnız cimadan tecennüb edin. Öyleyse Yahudilerin o şeriatini nesk etti bu. فَفِي حَدِيثِ اَنَسْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ هَذَا Hazreti Enes'in bu hadisinde olucudur. İbâhetü cimâ'iha fî madûnel ferc. Fercin gayrısına evet, mücâmeat etmeyi mübah olduğu vardır. Fakat bizim meksedimiz Hazreti Enes'in hadisi mi sonra, Hazreti Ömer'in hadisi mi sonra? Şimdi bu Hazreti Enes'in hadisini aldık ya, bu İslamiyet'in evvelinde olmuş. Daha ilk önce Yahudilerle iktisal etmişler, Yahudilerin adetlerini görmüşler. Resulullah Efendimiz ondan sonra bunu emretmiş. Bu Hazreti Enes'in hadisi evvel oluyor. Ve kânellezî fî hadîs-i Ömer, Hazreti Ömer'in hadisinde de olucudur. El-ibâhetü limâ fevgel izâr. İzârın fevki, yani göbekin mâ fevki mübahtır. Evet. Vel-men'u mâ tehtel izâr. Fakat izârın tehtinden de men'i vardır, o da haramdır. Hazreti Ömer'in hadisinde de bu olucudur. Göbekten yukarı helal, göbekten aşağı haram. فَاسْتَحَالَ مُحَلُولُ اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ مُتَقَدِّمًا لِحَدِيثِ Enes radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in hadisinin, Hazreti Enes'in hadisinden evvel olması muhal oldu. Ne için? اِذَا كَانَ حَدِيثُ Enes radıyallahu anh وَالنَّاسِقُ Hazreti Enes'in hadisini nasih kılsak onu, Hazreti Ömer'inkini de mensup kılsak bu muhal olur. Niçin Hazreti Ömer'in hadisi mukaddem değil ki? لِجْتِنَابِ الْاِجْتِمَاءِ مَعَ الْحَائِدِ Haizinle beraber içtimadan içtinab için Hazreti Enes'in hadisi bu ya. وَمُؤَاكَلَتِهَا وَمُشَارَبَتِهَا Haizli kadınla birlikte bulunmak, onunla yemek, onunla içmek. Bu, bunu nasip kılarsın da Hazreti Ömer'in hadisinin hükmü muhal olur. Niye? Hazreti Ömer'e ta Peygamber Efendimiz'e ne kadar zaman sonra gelmiş sormuşlar. Hazreti Ömer de ben Peygamber Efendimiz'den sordum, şimdiye kadar da bana kimse bunu sormadı dedi. Demek Hazreti Ömer'in hadisi çok müteahhit. Hazreti Enes'in hadisi İslamiyet'in evvelinde olmuş. Hazreti Ömer'in hadisi ondan sonra olmuş.
fesebete sabit oldu ki ennehu Hazreti Ömer'in hadisi müteahhirun anhu Enes'in hadisine müteahhirdir. Ve nasihun neshedicidir li ba'dillezi übiha fihi. Hazreti Enes'in hadisinde olan şeylerin bazılarını de mübah kılıcıdır. Neshedicidir. Mübah olan şeylerin bazısında mübah kılıcıdır. Hazreti Enes'in hadisinde cimadan başka her şey helal idi. Hazreti Ömer'in hadisinde onu neshetti. Dedi ki onda mübah olan göbekten aşağı, dizden yukarı olan yerlere temas etmek helal idi. Onu da neshetti. O haram oldu. Haram olarak kaldı. Fesebete bizalik. Bununla sabit oldu. Mâ zehebe ileyhi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. İmam Ebu Hanife'nin zahib olduğu mezhep sabit oldu. Minha da bu meselede. Bir tasihil âthâr, eserlerin tasihiyle Ebu Hanife'nin sözü meydana çıktı. وَاَنْتَفَى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ مُحَمَّدُ رَحْمَةُ اللّٰهِ اَلَيْهِ İmam Muhammed'in zahib olduğu deliller de müntefi oldu. Yani onun mezhebi gitti, bunun mezhebi geldi. وَاللّٰهُ تَعَلَى عَلَى مُسَلُّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّهِ